Merhaba, merhaba tatlışlarım, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra atölyemde çekim yapıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Ayrıca heyecanım bugün 2'ye katlandı. Neden mi? Başlıktan da gördüğünüz üzere artık Türkiye'de mochi karışımı satan bir firma var ve onlar bana ulaştı. Onlarla birlikte iletişime geçtik. Hazır mochiler de yapıp satıyorlar ama ben Eskişehir'de olduğum için biliyorsunuz dondurmalı ürünleri göndermek zor olduğu için onlara maalesef ulaşamadım. Ayrıyeten evinde yapmak isteyenler, benim gibi İstanbul dışında oturanlar için de hazır mochi karışımları yapmışlar. Şöyle göstereyim. Şunlara bakar mısınız? Burada vanilyalı ve matchalı olmak üzere 2 tane mochi karışımımız var. Arkalarında da nasıl kullanacağınız, nasıl yapmanız gerektiği yazıyor zaten. Ben bunu test etmek istedim. Daha önce hiç bu şekilde yapmadım. Önceden bir ham madde buluyorduk Türkiye'de, artık bulamamıştık. Buna çok üzülmüştüm. Instagram'dan da sizlere duyurmuştum. Artık mochi yapmak bir hayal oldu diye. Şükürler olsun tekrar mochi yapacak olmak benim için çok heyecan verici olacak. Daha önceden de çektiğim mochi yapımı videosuna bakmak isterseniz hemen kartlara ekleyeceğim. Oradan eski videoda göz atabilirsiniz. Şimdi 2 çeşidini göstereceğim. Biliyorsunuz ki mochi mikrodalgada ve benim eskiden yaptığım gibi benmari usulü yapılıyor. Arkasında da kullanım talimatlarında da hazırlanışında da bu şekilde yazıyor. Mikrodalgada ve benmari usulü. Şimdi ikisini birlikte test edelim. Bakalım eski mochi ile arasında nasıl bir fark var? Ayrıyeten kıvamı nasıl olacak? Aşırı derecede merak ediyorum. Türkiye'de büyük bir çoğunluk ASMR biliyorsa özellikle ASMR videolarıyla mochi ile tanıştı. Biliyorsunuz ki mochi'nin siyah fasulyeli olanları var, meyveli olanları var, kremalı meyveli olanları var, dondurmalı olanları var. Birçok çeşidini gördük. Şimdi olabildiğince her birinden azar azar yapmaya çalışacağım. Dondurmalı için dondurmalarınızı önceden top hazırlayıp difrize atmayı unutmayın. Ben bunu birkaç saat önceden yaptım ki böyle kas katı olsun ve ben mochiyi katlarken erimesin diye. Bu aşırı derecede önemli. Asla yoğurtlu dondurma kullanmamanız lazım. Mochiniz mahvoluyor. Buradan not olarak ekliyorum. Siyah fasulyeli olan içinde ben 250 gram siyah fasulyeyi aldım, haşladım bir güzel, yumuşacık oldu. Onu bir güzel ezdim. Ezdikten sonra içerisine yarım çay bardağı toz şekerle iyice kavurdum. Kesinlikle yağ koymadım ve bir iç harç hazırladım. Bunu da dolaba koydum. Bunu da dinlendirdim. Bunlar basit işlemler. Bunları da çok rahat evinizde yapabilirsiniz. Şimdi benim de daha önce denemediğim mikrodalga yöntemiyle başlayalım ve matchalıyı test edelim. Arkasında şu şekilde hazırlanışı çok açık bir şekilde yazıyor. Bakalım test edelim. Aynı orada yazdığı gibi miymiş? Paketin tamamını plastik ya da cam bir karıştırma kabının içerisine boşaltın. İçerisine 300 milim soğuk su ilave edin ve 2 dakika karıştırın diyor. Hemen paketimizin tamamını boşaltıyoruz. İçerisine 300 milim soğuk su ilave ediyoruz. 2 dakika karıştırıyoruz. Bu arada karışımımıza şeker ilave etmiyoruz. İçerisinde mevcut çünkü. Mochi karışımımızı homojen bir hale getirdikten sonra üzerini streç filmle kapatıyoruz. Ve mikrodalgada tam tamına 4 dakika pişiriyoruz. 4 dakikadan sonra mochi karışımımızı mikrodalgadan çıkartıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Birazcık çok az olsa koyulaşmaya başlamış ama çok az. Sonra tekrar ağzını kapatıyoruz ve mikrodalgaya alıyoruz. Bu sefer, ikinci sefer sadece 2 dakika mikrodalgaya atıyoruz. Hop. Bakalım nasılmış. Benim için de çok heyecanlı. Koyulaşmış bile. Bakın. Kıvamını görüyor musunuz? Wow. Sanki hiç olmayacakmış gibiydi az önce. Bayağı cıvı kızım. Çok güzel. Süper bir kıvam. Şimdi sıra geldi mochi hamurumuzu açmaya. Öncelikle çalışacağımız alana patates ya da mısır nişastası gezdiriyoruz. Sonra mochi karışımımızı, hamurumuzu Ve üzerine de tekrar mısır nişastası gezdiriyorum. Hafif hafif açacağız. Yalnız buram buram yeşil çay kokuyor bu. Çok iyi. Şuna bakar mısınız? Gayet güzel, esnek. Ben biraz soğumasını bekleyeceğim çünkü dondurmalarımız erimesin. Önceden hazırlayıp dondurduğum, tamamen kas katı hale getirdiğim dondurmalarım. Bu maçalı olduğu için ben de renge uyum sağlasın diye Antep fıstıklı tercih ettim. Şu soğuyanı alacağım. Fazlasını bir nişastanın alalım. Bakar mısınız? Elimin şeklini bile alıyor hemen. Sonra dondurmayı şu şekilde koyuyorum. Sadece böyle cimciklemeniz yeterli oluyor birbirine yapışması için. İçerisine koyduğunuz dondurmanın şekli ne kadar güzel olursa moçinizin de şekli o kadar düzgün olur. Şöyle. Şimdi bunları hızlı hızlı yapacağım dondurmalarım erimeden. Şimdi mochilerimiz bu şekilde. Bunu hemen difrize götüreceğim. Biraz daha toplasın. Servis edeceğimiz zaman çıkaracağız. Mikrodalgada olanı yaptık. Çok kolay, çok da pratik. Ama mikrodalgası olmayanlar için de ocakta ben mara usulü pişirmeyi göstereceğim. Daha önceki videomda da göstermiştim onu. Çok pratik bir şekilde hazırlamıştım evde olan malzemelerle. Şöyle bir sos tavam var. Sos tavanın içerisine kendim uydurduğum bir kapak. Bu kapağın içerisine de asıl mochiyi koyacağımız bir kap. Bunları bu şekilde şuraya içerisine su koyuyorsunuz. Ondan sonra ağzını havluyla birlikte kapatıyorsunuz. Ben usulü pişirmiş oluyorsunuz. Şimdi bunu ne yapacağız? Yine aynı şekilde bu kabın tamamını kullanacaksınız. Tamamını boşaltıyoruz. Ve yine ölçümüz aynı. 300 milim su ilave ediyoruz. Dakika karıştırıyoruz. İçerisinde topak kalmadığına emin olduktan sonra da ve bir bez sardığımız kapağı güzelce yerleştiriyoruz. Bu şekilde ocakta 20 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Şimdi benmari usulünde mochi karışımımız pişti. Ama 20 dakikada pişmedi. 30 dakikada pişti. Bilginiz olsun. Şimdi bunu buradan çıkaralım. Şöyle gördüğünüz üzere karışımımız gayet güzel kıvamında. Hemen tezgahımıza patates nişastası ya da mısır nişastasını gezdiriyoruz. Sonrasında mochi karışımımızı, karışımımızı tezgaha güzelce sıyırıyoruz. İçerisinde kalıyor bolca. Spatula kullanırsanız şahane olur. Sonra yine üzerine nişasta gezdiriyoruz. Elimizin yanmamasına dikkat ederek ufak ufak tezgahımıza yayıyoruz. Bunun için şöyle güzel bir şekilde açmak için minik bir oklava kullanıyoruz. Şekli daha düzgün olsun isterseniz bu şekilde kalıplar kullanabilirsiniz. Bu burada soğurken, burada fasulye ezmem ve çileğim var. Fasulye ezmesini ben çok fazla sevmediğim için, yani Türk damak tadına çok uymadığı için mochi'de kullanmıyorum aslında. Ama sırf siz görün diye yapacağım birkaç tanesini bu şekilde. Fasulye ezmesini alıyorum. Zaten macun gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle güzelce açıyorum elimle. Ortasında bir tane çilek yerleştiriyorum. Çileğin tamamını kaplıyorum. Bu şekilde yaparsanız dış yüzeyi daha düzgün olduğu için mochileriniz daha düzgün görünüyor. Yoksa çileğin şeklini alıyor. Şöyle. Burada soğuyan mochimizi, şekil verdiğimiz mochi hamurumuzu alıyoruz ve bunu güzel bir şekilde kaplıyoruz. Yine yapıştırmak için de küçük küçük cimciklemeniz yeterli. Yine elinizle güzelce bir şekil veriyorsunuz ve mochimiz hazır. Bu şekilde. Bunların tipleri daha düzgün oluyor. Bakar mısınız? Şimdi birkaç tane bu şekilde yapalım. Mochilerimiz hazır. Şöyle göstereyim. Şunlar siyah fasulyeli olanlar. Şekillerinden belli zaten. En muntazam bunlar duruyor. Şunlar ben kremalı ve meyveli sevdiğim için bir de öyle hazırladım. Bunlar sadece düz çilekliler. Hemen şekilleri zaten çileğin şeklini aldığı için birazcık şekil itibariyle kendilerini belli ediyorlar. Ama onun dışında sadece çilekli olanlar da aşırı derecede lezzetli. Bunlar dondurmalı olanlar. Ben büyük toplar yapmıştım. Büyük olanlar. Bunlar da küçük dondurmalı olanlar. Şöyle söyleyeyim, bir paketinden 5 tane böyle büyük dondurmadan, 5 tane de küçük dondurmadan çıktı. Tabii 2 tanesi gitti. Niye biliyor musunuz? Misliğine yedi. Şöyle bir tanesini servis edeceğim. Ve size göstereceğim. Şöyle. Çok güzel görünüyor. Bir de dondurmalıyı servis edeyim. Bir tanesini. Bu da bu şekilde. Evet, tadına bakıyorum. Yani fasulyeyi yadırgamazsanız bu da güzel. Kötü değil. Ama benim damak tadıma uygun değil. Yani Türk damak tadına uygun değil bence. Ama lezzetli. Çok güzel. Bir de dondurmalının tadına bakacağım. Çok iyi olmuş, çok. Kesinlikle sınıfı geçti. Ben tadını, kıvamını çok beğendim gerçekten. Dondurmalı hali de çok güzel, diğer hali de. Siz artık damak tadınıza nasıl uygunsa öyle yapabilirsiniz. Sadece çilekli de yiyebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Gönül rahatlığıyla mochi tozlarından sipariş edebilir, kolaylıkla evinizde mochiler yapabilirsiniz. Sevdiklerinize, çocuklarınıza, özellikle çocuk takipçilerim mochileri nasıl yaptığımı çok merak ediyor. Instagram'dan etiketleyeceğim kendilerini, firmanın. Aşağıya açıklamaya da mutlaka internet adreslerini ekleyeceğim. Ben aşırı derecede beğendim, çok da memnun kaldım. Bundan sonra gelsin mochi ASMR videoları diyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince her iki yöntemini de gösterip sizler için faydalı bir video yapmak istedim. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi ve bana destek olmayı unutmayın tatlışlarım. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni de Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.